bazen hayatınızın değişmesi için piyangodan milyonlar kazanmanız gerekmez. Bazen gördüğünüz küçük bir kuş bile sizin hayatınızı çok büyük bir ölçüde değiştirebilir. İşte ben bugün size gördüğüm bu kuşun benim hayatıma olan etkilerini anlatacağım. Ama önce bir soru sorayım. Bu kuşu doğada gören var mı acaba? Canlı hoplayıp zıplarken. Mikrofon çalışmıyor galiba. Bu kuşu gören var mı diye sormuştum. Üzülmeyin. Ben de fotoğrafını çektiğimde bu kuşu hayatımda ilk defa görüyordum. 2004 yılında çektim bu kuşun fotoğrafını. O zaman yazılımcıydım. Büyük bir projede yazılımcı olarak çalışıyordum. Projeyi yapan bakanlığa danışmanlık yapıyordum. Veri tabanı yöneticisiydim. Veri tabanlarını yönetiyordum. Zaten bu kuşla da proje toplantısından dönüşte tanıştık. Bir arkadaşım gördü bu kuşu. Ya çok enteresan bir kuş var, gel hiç görmedim, fotoğrafını çekmek istersin belki dedi. O zaman da fotoğraf çekiyorum ama hiç doğayla alakam yok, insan fotoğrafları çekiyorum. Çektim fotoğraflarını. Sonra eve geldim. Baktım hakikaten hiç görmediğim bir kuş. Dedim ki ben galiba çok nadir bir kuş fotoğrafı çektim. Bunu insanlığa duyurmalıyım bu keşfimi. İnternette bir grup aradım kuşlardan anlayan. Ve şöyle bir mail attım. Ben sanırım nadir bir kuş gördüm. Acaba daha önce bu kuşu gören var mı? Şimdi sanırım diyorum da nezaketten diyorum aslında. Eminim nadir olduğuna kuşun. Çünkü bakın burada bir istatistik yaparsak %100'ü görmemiş salonun kuşu. Tabii ki nadir bir kuş. İlk gün cevap gelmedi. İkinci gün cevap geldi. Çok güzel bir kuş. Bu kuş bir kızılgerdan. Parklarda, bahçelerde çok görülür. Lütfen gülmeyin. Burada kırılan gurur ve yıkılan hayaller söz konusu çünkü. İki anlam çıkardım bu mesajdan o zaman. Bunlardan bir tanesi, kuşa adımı veremiyorum çünkü daha önce görmüşler. İkincisi de, o yaşıma gelmişim, o kuşun fotoğrafını çektiğimde 35 yaşındaydım. Hayatımda ilk defa görüyorum bu kuşu. Fakat şehirde yaşayan bir kuş. Burada bir parantez açıp hızlıca ileri sarayım. Geçen sene kışın oturduğum apartmanın bahçesinde yürürken bu kuşu gördüm. Aklıma bu fotoğraf geldi hemen. Benim nadir olduğunu düşündüğüm bir kuş aslında her tarafta görülen bir kuşmuş. Tabii bu durum bende şöyle bir aydınlanmaya yol açtı. Acaba ben bunu kaçırdıysam hayatımda başka neleri kaçırıyorum? Bu çok önemli bir soruydu benim için. Onun için madem konu kuşlardan açıldı, kuşlarla ilgili bir çalışma yaptım. Bir tane dernek buldum, ismi Doğa Derneği'ydi. Çok genç bir dernekti, yeni kurulmuştu. Onlara gittim, dedim ki ben fotoğrafçıyım. Siz bana kuşları gösterin, ben de size fotoğraf çekeyim. O fotoğrafları da istediğiniz yerde kullanın. Böylece Doğa Derneği ile çok uzun sürecek bir işbirliğimiz başladı. Onlar bana kuşları gösterdiler. Önce şehrimdeki kuşları gösterdiler, Ankara'daki. Size şunu söyleyeyim, bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz paralel dünyalar gerçek. Gerçekten bizim şehrimizde başka bir şehir daha var. Şimdi dışarı çıkacaksınız evinize gitmek için. Orada o dünyaya adım atıyorsunuz. Hani filmlerde olur ya, insanlar yaşar şehirde ama aslında başka bir boyutta göremedikleri bir dünya vardır da hiç ondan habersiz yaşarlar. İşte aynen biz de öyle yaşıyoruz. Bana bu şehirdeki kuşları gösterdiler. Ben size çok bariz bir örnek vereyim. Mogan Gölü. Mogan Gölü'nü bilirsiniz. Bu kuşu gördünüz mü diye sormaya korkuyorum. O yüzden geçiyorum. Mogan Gölü meğer Ankara'daki, hatta bütün Anadolu'daki en önemli sulak alanlardan bir tanesiymiş. O kadar önemli ki Türkiye'de yaklaşık 450 tür kuş yaşıyor. Bunların 220'si Mogan'da gözlenebiliyor. Yani bugün arabamızı atlayıp 20 dakika sonra ulaşabildiğimiz bir yerde Türkiye kuşlarının yarısına rastlanabiliyor. Doğayı bu kadar yakından incelediğiniz zaman doğanın ne kadar hızlı tahrip olduğunu da görüyorsunuz. Maalesef Mogan Gölü çok şehrin içinde kalmış bir yer. Ve ne yazık ki insan baskısı çok yoğun burada. O nedenle çok büyük ihtimalle
bizim çocuklarımız bizim yaşımıza geldiklerinde bu kuşları sizin şu anda Mogan'da çekilmiş bu fotoğraflarda gördüğünüz kuşları onlar göremeyecekler. Yani biz onlara burayı miras bırakamayacağız ya da onlardan ödünç aldığımız burayı onlara aldığımız şekliyle veremeyeceğiz. Bu arada sorular geliyor. Evet, kuşun ayağındaki fare. Bu fotoğrafta göl başında çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi. Tabii insan kuşları tanımaya başlayınca, daha doğrusu her şey için böyle, bir şeyi derinlemesine tanımaya başladığınız zaman kendinizi de tanımaya başlıyorsunuz. Mesela ben çok keyfime düşkün bir insanımdır. Her yere arabayla giderim. Şimdi şuradan marketten ekmek al deseniz, arabama biner gider sonra geri gelirim. Kapısında park edene kadar dolaşırım. Öyle çadırda kalınan kampları falan da hiç sevmem. Dört duvar olacak. Fakat bu kuşla karşılaştıktan sonra, kimsenin görmediği o kuş var ya, hayatımda şöyle bir an var. Sabah 4'te uyanıyorum, çadırdayım. Uyku tulumundan çıkıyorum, kıyafetlerimi giyiyorum. Çiğ düşmüş, tamamen ıslaklar. Sıksanız suyunu çıkacak ıslaklar. Fotoğraf makinemi alıyorum, 5,5 kilo. 1,5 kilo da tripod var, 7 kilo. Sırtıma vuruyorum. 45 derece eğimli bir tepeye, 45 derece eğimli bir tepeye tırmanmaya başlıyorum. Tırmanırken şöyle bir duruyorum, diyorum ki, ya o keyfine düşkün adam ne oldu, hangi arada bu hale geldi? Islak kıyafetlerle bir tepeye tırmanıyorum. Motivasyon şu: Doğa Derneği'nin bir projesini yapıyoruz. Dağ horozunu koruma projesi. Dağ horozu diye bir canlı var. Ardahan'dayız. Posof ilçesinde, Gürcistan sınırında bir tepeye tırmanıyorum. Eğer dağ horozunun fotoğrafını çekersem ilk Türk fotoğrafçısı ben olacağım onun fotoğrafını çeken. Çıkıyorum. Fotoğrafını çekiyorum dağ horozunun. Bu fotoğraf sonra bütün yayınlarda, afişlerde, yerel basında, ulusal basında, dergilerde kullanılıyor. Şu anda İkizdere'de Dağ Horozu Festivali düzenleniyor. O yüzden hayatımdaki önemli fotoğraflardan birisidir dağ horozu fotoğrafı. Tanımaya devam ettikçe kuşları, aslında kültürümüze çok da uzak olmadığını fark ettim. Mesela mini mini bir kuş donmuştu şarkısını herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Sahip Egüz'ün bestesiymiş. Ama eminim ki Sahip Egüz bu besteyi yaparken aklında şu kuş yoktu. Tanıştırayım. Yırtıcı kuş ailesinin en büyük ferdi, Kara Akbaba. Yanındaki de benim. Küçük olduğu için belki görünmüyor olabilir. Kara Akbaba gerçekten en büyük yırtıcı kuşlardan bir tanesi. Kanat açıklığı 3 metre. Kanat genişliği de 80 santim. Bunu hayal etmeniz için şöyle söyleyeyim. Evinizi de koridordan odaya birbirine bağlayan kapının genişliği yaklaşık ona benzer bir şey. 3 metre uzunluğunda bir kapı düşünün. İşte bu hayvanın kanadı o. Ve tahmin edin hangi şehirde yaşıyor? Ankara'da yaşıyor. Teşekkür ederim. Hatta Türkiye'de, evet doğru, Kızılcahamam'da yaşıyor. Türkiye'de yaşayan bütün akbaba türleri Ankara'da yaşıyor. Tabii hani Tunalı Hilmi'de yaşamıyorlar tabii ki. Kızılcahamam ve Beypazarı'nda yaşıyorlar. Kara Akbaba'nın benim için önemi şu fotoğrafla özetlenebilir. Bu fotoğrafı çekmek için Kızılcahamam'da bir kamuflaja girdim. Önüm tamamen dallardan ve yapraklardan oluşan bir duvar. Sadece objektifimin çıktığı bir delik var. Bir tek fotoğraf makinesinden görebiliyorum. Saat 12'de girdim. Bu çektiğim ilk fotoğraflardan bir tanesi, akşam 6. Böyle bir takım hayret nidaları yükseliyor ama o heyecan, o vaktin nasıl geçtiğini hiçbir şekilde size anlatmıyor. Bu muhteşem hayvanla böyle göz göze olabilmek, inanın hala baktıkça tüylerimi ürperten bir tecrübedir. 2010 yılında kuş fotoğrafçıları bir dernek kurdu. Ornitofoto Yaban Hayat ve Kuş Fotoğrafçıları Derneği. Ben de o derneğin yönetiminde olma şansına eriştim. Yaptığımız ilk proje, 4 divanda bu hayvanların beslenme alanlarının daha genişlemesi ve daha düzenli hale gelmesi için bir akbaba lokantasıydı. Birleşmiş Milletler destekli bir projeydi. Hatta o beslenme alanının yanına kamuflajlı bir fotoğraf çekme kulübesi de yaptık. O nedenle şu anda
bu hayvanlar beslenirken fotoğrafçılar gidip fotoğraflarını çekebiliyorlar. Bir gün arkadaşımla konuşurken Doğa Derneği'nden bana dedi ki, uçak seni tutar mı Melih? Tutmaz dedim. O zaman dedi, flamingoları havadan fotoğraflamaya gidiyoruz. Amerika'ya mı gidiyoruz dedim. Çünkü o zamanlar Flamingo Yolu diye bir diziden biliyorum ben flamingoları. Miami'de yaşıyor flamingolar. Meğer çok daha yakında da yaşıyorlarmış. Tuz Gölü'nde yaşıyormuş flamingolar. Bu arada Amerika'ya gideceğimizi zannettiğim uçak da şu. Proje şu, biz bu uçakla yılda iki kere Tuz Gölü'ne gidiyoruz. Bu hayvanların havadan fotoğraflarını çekiyoruz. Burada beni fotoğraflarını çekerken ve alttaki beyaz uçaktan da uçağın yaptığı manevraları görebilirsiniz. Önce Kuluçka'daki yetişkin flamingoların fotoğrafını çekiyoruz. Sonra da ikinci gidişimizde yuvadan çıkmış, yumurtadan çıkmış yavruların fotoğraflarını çekiyoruz. Bunlar sayılıyorlar. Ondan sonra da böyle manevra yapmasının sebebi hayvanları tam tepeden çekmemiz gerekiyor. O nedenle de uçak çılgın manevralar yapıyor. Böylece hem Tuz Gölü'nün ekolojik durumunu takip ediyoruz hem de flamingoların durumunu takip ediyoruz. Havadan çekince şöyle fotoğraf ve buna benzer fotoğraflar çıkıyor. Erişkin flamingoları tanıyorsunuz hepiniz. Şunlar flamingo yuvaları. Ters dönmüş saksıya benziyorlar topraktan. Şurada çalılık zannettiğiniz şeyler de yavrular. Flamingo yavruları yumurtadan çıkınca kreş adı verilen bir topluluk haline geliyorlar. Öyle takılıyorlar. Beslenmeye gidiyorlar, geri geliyorlar. Başlarında birkaç tane erişkinle. Biz de onları bu kreş halinde fotoğraflarını çekiyoruz. Tabaktaki pirinçler gibi sayıyorlar. Biraz daha yakından göstereyim isterseniz. Şurada daha net görebilirsiniz. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Hani büyüklüklerini anlamak için şunlar erişkinler, bunlar yavrular. Yavrular gri renkteler. Çünkü flamingoların rengi meğer pembe değilmiş, griymiş. Şu kırmızı renkli canlıyı yiye yiye aynen havuç yiyen insanın ellerinin ayaklarının kızarması gibi kızarıyorlarmış. O yüzden hayvanat bahçesindeki flamingoları eğer özel beslemezlerse renkleri tekrar boz haline geliyor. Burada gördüğünüz kreş 20 bin yavruluk. Bu bir Batı Afrika ve Akdeniz havzası rekoru. En yüksek sayı şimdiye kadar kaydedilen. Buradaki kreş 18 bin yavruluk ama 2014'te işler yolunda gitmedi. Su çok azdı Tuz Gölü'nde. O nedenle sadece 2800 tane yavru çıkabildi. Ben bu projeyle kuşları çok eşsiz bir açıdan görme şansı yakaladım. Bu sefer ben havadayım, onlar yerde çünkü. Şunu fark ediyorsunuz. Flamingoları çok gören insan vardır. Yine korkuyorum, sormayacağım. Görürsünüz fakat izlerini göremezsiniz. Ama havadan fotoğraf çektiğinizde hayvanların çamurda yürüdükleri zaman bıraktıkları izleri de görebiliyorsunuz. Bu o kadar keyifli bir şeydir ki kelimelerle anlatmak gerçekten zor. Tabii erişkin flamingoları da atlamak burada olmaz. 2015 yılında 10 yıldır yürüttüğümüz bu projenin sonucunda bilimsel bir makalemiz çıktı. Yazarlar arasında ben de varım. Büyük gurur duyuyorum bunu burada size söylemekten. Çektiğim fotoğrafların bir bilimsel makaleye baz olması ve bu makalede bundan faydalanılması hakikaten benim için çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Bu arada kuş fotoğraflarını çekerken tabii bir yandan da eve gidip inceliyorum. Acaba nadir mi diye. Artık onu bıraktım. Bir kere kırılan gurur yeter. Şöyle bir fotoğraf çektim. Bilmiyorum fotoğraftan anlayanınız var mı ama teknik olarak bakarsanız bu fotoğrafa hayvan silkeleniyor. Çok tanıdık bir hareket. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Fakat kafasının net olması bize şunu söylüyor. Kafası duruyor. Hayvan silkeleniyor deli gibi. Fakat kafası duruyor. Önce çok dikkatimi çekmedi bu durum.
Fakat şu fotoğrafı çekince hayvan yan uçuyor. Fakat kafa düz bize bakıyor. Sonra bir tane daha fotoğraf çektim. Bunda da yan uçuyor. Fakat kafa yere paralel duruyor. Bu işte bir iş var dedim kendi kendime. İnternette araştırdım. Başka birisinin daha dikkatini çekmiş bu. Vestibülo okular refleks denen bir olay bu. Önce göstereyim size ne olduğunu, sonra konuşalım. Etrafınızda gördüğünüz tavuklar, güvercinler, muhabbet kuşları, ördekler, hepsinde bu özellik var. Çok cool duruyor değil mi? Hayvan hiçbir zorlama yok. Smarter Every Day diye bir YouTube kanalı, tavsiye ederim. Mutlaka abone olun bu kanala. Çok eğlenceli bir kanaldır. Çok öğreticidir. Destin Sandin isimli bir mühendis yapıyor bu kanalı. Size daha enteresanını söyleyeyim arkadaşlar. İnsan da böyle. Bir hazmetmeniz için biraz zaman veriyor. Bakın, çok basit bir şey yapın. Çok basit bir deney yapın. Bir yere bakın. Sonra kafanızı sağa sola oynatın. Kafam sağa sola oynuyor fakat gözlerim orada çakılı duruyor. Bu refleks insanda da var. İnsanın o kuşlardan farkı şu. Bizim göz bebeklerimiz göz çukurumuzda hareket edebiliyor. Onun için ben bunu yapabiliyorum. Fakat o kuşların hareket edemiyor. Onun için onlar bütün kafalarını sabit tutmak zorunda kalıyorlar. Aslında insan da böyle. Tabii ben bu tür fotoğrafları çeke çeke fotoğrafçılığımı iyice geliştirdim. 2005 yılında fotoğrafçılık dersleri vermeye başladım. 2009'da veri tabanlarını yönettiğim projem bitti. Yazılım projem. Ve şöyle bir kariyer değişikliğine karar verdim. Artık yazılımcılığı bıraktım. Ve fotoğraf eğitimine başladım. Kendime bir stüdyo kurdum. Orada profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum şu anda. Ve fotoğraf öğrenmek isteyenlere fotoğraf öğretiyorum. Aslında fotoğraf öğretme adı altında bu dünyanın fotoğraflanmaya ne kadar değer olduğunu anlatıyorum. Bir üniversitede şu anda öğretim görevlisiyim. Orada da fotoğrafçılık dersleri veriyorum. Hepsi bu kuşun yüzünden. Teşekkür ederim.